Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selamun aleyküm ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizin bildiğiniz gibi Allah mekan, yani Allah zamanda ve mekanda münezzehtir. Sizin hakkınızda bir söylenti ortada oluşuyor. Sözde, yani sizin dilinizden Allah'ın her yerde mevcut olduğunu söylemişsiniz. Bunun aslı nedir? Allah'a emanet olun. Evet, Allah her yerde. Allah diyor, şah damarında size daha yakınım diyor. Kur'an'da ayet var. Evet. Şah damarı bizim içimizde değil mi? İçimizde hocam. Muhkem, açık ayet bu. Evet. Yani Allah ima etmiyor ki burada, net. Evet. Size, sizden daha yakınım diyor Allah. Şah damarından daha yakınım. Evet hocam. Bakın, bizim içimizde, vücudumuz içindeki bir damardan bahsediyor. Evet. Şah damarından daha yakınım diyor. Evet. Nereye dönseniz Allah'ın yüzü oradadır diyor. Evet hocam. Burada kastedilen Allah diyor ki, ben zamansız ve mekansızım. Zamansız ve mekansız olarak her yerdeyim diyor. Elhamdülillah. Evet hocam. Zamansız ve mekansız olarak Allah her yerdedir. Allah'ın olmadığı hiçbir yer yoktur. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Öbürleri ne diyor biliyor musunuz? Allah nerede diyoruz? Gökte diyor. Haşa, gökte evet. Bir yerde duruyor Allah diyor. Evet hocam. Dünyada Allah var mı? Allah yok dünyada diyor. Nasıl var? Sadece ilmi var Allah'ın diyor. Allah burada yok diyor. Haşa, evet. Bir süre sonra ilmi de yok diyor arkasında. Evet. İnşallah. Bir tek ben varım diyor. Sonra da işte artık Marksizmin, evet, diyalektik felsefenin, evet, zırvalarına geçiyor. Evet. Bırakacaklar bunu. İnşallah. Allah her yerdedir. İnşallah. Allah'ın olmadığı hiçbir yer yoktur ama bakın dikkat edin. Zamansız ve mekansız olarak biz zamanlı ve mekanlı aciz varlıklarız. İnşallah. Aciz içindeyiz. Allah ve zamansız ve mekansızdır. Her yerdedir. Evet hocam. Allah'ın olmadığı hiçbir yer yoktur. Evet. Hazreti Musa asasını attığında bir anda Allah onu yılan şekline getiriyor. Evet. Her yerdedir. İnşallah. Ama zamansız ve mekansız olarak. İnşallah. İnşallah. Şah damarınızdan daha yakınım diyor. Şah damar en içerideki damar, evet, hocam. Beyine ben sizin içinizdeyim diyor Allah. Evet. Ama zamansız ve mekansız olarak. İnşallah. Bu çok önemli. Evet. Bunu unuttukları için şaşırıyorlar. Evet. Zamanlı ve mekanlı olarak Allah var zannediyorlar. Evet hocam. Zamanı ve mekanı biz aciz kulları için yaratıyor Allah. Biz zamana mahkumuz. Evet. Allah andır, tek bir an. İnşallah. An nedir biliyor musunuz? Saniyenin katrilyonda biri değil. Evet. Sonsuz kısa zamandır. Sonsuz kısa zamanda sonsuz önce ve sonsuz sonrayı yapıp bitirmiştir Allah. Maşallah hocam. Cüz'i irade, külli irade dedikleri her şey sonsuz kısa an içerisinde olup bitmiştir. Evet hocam. Aksini söyleyen gelsin. Evet. Abi bilim adamları da siz daha iyi bilirsiniz, evet, söylüyor hocam inşallah. Big Bang'den önce zaman ve mekan yoktu diyorlar. Big Bang ile yaratıldı diyorlar inşallah. Kardeşim her zaman söylüyoruz. Bakın yine söylüyorum. Duyduk mu sesi? Duyduk hocam inşallah. Evet. Bir daha o sesi o sese kafamıza kıyasladı. Evet. Beynimizde bir inanç meydana geldi. İnanç. Evet. Bunun adına zaman deniyor. İnşallah hocam. Beynin içinde oluşuyor. Evet. Allah'ın böyle bir sisteme mahkumluğu haşa yoktur. Maşallah. Biz zamanın içerisindeyiz. Evet. Anlaşıldı İnşallah mı? Hocam. İnşallah. Allah burada yok deyince onu iman alameti görüyorlar. Allah gökte oturuyor dedi mi onu da iman alameti olarak görüyorlar. Evet hocam. Hristiyanların dediği gibi onlar da Zeus gökte oturuyor diyorlar. Haşa. Haşa evet. Yani şey putperestler. Evet. Oradan alınmadır. Evet. Göğe elimizi kaldırdığımızda diyor. Değil evet mi? Evet. Tamam göğe kuzey kutbunda kaldırmıyor musun? Kaldırıyorsun. Evet. Güney kutbunda da kaldırıyorsun. Evet. Merih'te, Venüs'te oradaki melekler, cinler hepsi elini kaldırıyor. Evet. O zaman Allah nerede oluyor? Her yerde oluyor. Her yerde inşallah hocam. Değil mi? Evet. Yerin içindekiler de elini kaldırmıyor mu? Evet. Evet hocam. Yerin merkezindekiler de elini kaldırıyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Hepsi elini kaldırdığına göre Allah her yerde. Her yerde inşallah. Hani gökteydi haşa? He? Evet. Bak bunu bile akledemiyorlar. Ben bunu söyledikten sonra dünya çapında bu iddiadan vazgeçtiler. Evet. Dünya çapında. Maşallah. Böyle garip garip hocalar kafalarına bez sarmış adamlar. Böyle sarıya göğe özenmiş ama sarıya benzemiyor. Ondan sonra sargı bez gibi kafasına sarmış. Çıkmış bana küfür itham ediyor. Haşa. Sonra da çıktı dedi ki özür dilerim de çok yanlış anlamışım. Ben bilmiyormuşum dedi. Doğruyu şimdi anladım dedi. Elhamdülillah. Kardeşim asıl sen küfür içinde oluyorsun.
Ne konuştun, haberin var mı senin? Evet. Allah'a mekan izafe ediyorsun sen. Evet. Gökte bir yerde oturuyor diyorsun sen. Evet. Değil mi? Evet. Allah sonsuzdur. Sonsuzdur. Evveli ve sonu yoktur Allah'ın. İnşallah hocam. İnşallah. Ve sonsuz anı yaratmıştır. Ve zamansız ve mekansızdır. İnşallah hocam. Ha ben kavramaya çalışıyorum diyor. Sen nasıl kavrarsın biliyor musun? Allah'ın sana kaderde yarattığı kadar kavrayabilirsin. İnşallah. Bunun dışına asla çıkamazsın. İnşallah.